Anjiyografi bir anjiyografi cihazı ortamında koldan ya da kasıptan girilerek hedef damarların opak madde verilerek görüntülerinin elde edilmesidir. Bu kalp için yapıldıysa koroner anjiyografi, şah damarları için yapıldıysa karotis ve serebral anjiyografi, karın ve ayak damarları için yapıldıysa periferik anjiyografi ismini veriyoruz. Koroner anjiyografi için devam edecek olursak, daha önceki dönemlerde sıklıkla kasıptan yapılan koroner anjiyografide bazı istenmeyen komplikasyon dediğimiz durumları görüyorduk. Bunların en başında kanama, damarda delinme, buna bağlı olarak hastada şok, böbrek yetmezliği ve hayatını kaybeden hastalarımız oluyordu. Ancak son özellikle 15-20 yıldır hızla artan bir şekilde el bileğinden yani radyal arter üzerinden ya da daha uçtaki şu arterden, snuff box dediğimiz bu arterden bugün için tüm kalp damar işlemlerini yapabilmekteyiz. Bu işlemin süresi daha uzun değil. Hasta için oldukça konforlu çünkü hasta işlemden hemen sonra koltuğuna oturabilmekte, tuvalete gidebilmekte. Onun dışında iki kolu da kullanabilmekteyiz. İki bileğini de bazen kullanmamız gerekebiliyor. Dolayısıyla bu özellikle koldan, el bileğinden yapılan anjiyografinin hasta için inanılmaz bir konforu vardır. Elbette hekim için bir miktar daha beceri gerekmektedir. Ancak bu yapıldıkça öğrenilen ve hata ve gecikme süresinin azaldığı bir işlemdir. Koroner anjiyografi hem teşhis hem de tedavi yapma olanağı sağlıyor bize. Yani girmişken açılmaya uygun damarları biz stent ya da balonla açabilmekteyiz. Ancak her hastaya ilk başta hemen anjiyografi yapmak doğru değil. Anjiyografi küçük de olsa az da olsa komplikasyonları vardır. Nedir bunlar? İşte kanama olabilir. Hastanın içinde bir damarda patlama, delinme olabilir, felç olabilir, kalp krizi olabilir, Allah korusun ölüm olabilir. Dolayısıyla anjiyografi için yapılması gereken yani zorunluluk bir iskeminin varlığı. Hastanın göğüs ağrısı, kalp krizi bulgularının olması, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi başka yöntemlerle artık teşhisinin ve tedavisinin yapılamayacağı durumlarda koroner anjiyografi yapılmalıdır. Bugün yapılması gereken özellikle göğüs ağrısını biz üçe ayırıyoruz. 3 kategoriye. Olasılık noktasında 3'e ayırıyoruz. Bir, yüksek olasılık. Yüksek olasılıksa biz doğrudan anjiyografi yapıyoruz el bileğinden. Eğer düşük olasılıksa bu hasta grubunda anjiyografi değil de ek testler yapıyoruz. Bunlar işte bir efor testi olabilir. Kalp sintigrafisi olabilir. Kalp MR'ı olabilir. Ancak daha çok o özellikle orta olasılık grubunda bugün kalp tomografisi çekmekteyiz, istemekteyiz. Kalp tomografisi ya da sanal anjiyo olarak da adlandırılabilmektedir. Görüntüleme yönteminde hastaların içine herhangi bir kateterle girilmesi gerekmemektedir. İşlem süresi çok kısadır. Kalp hızının 60 ve altında olması istenmektedir bu test sırasında. Dolayısıyla hastalar bir miktar heyecan yapabilmektedir. Bunu önlemek için öncesinde bir miktar kalbi yavaşlatan ilaçlar vermekteyiz. Hasta tomografi masasına yattığında damardan verilen bir iyotlu kontrast madde ile sanki başka bir bölgenin tomografi çekilir gibi 3-5 dakika içinde çekim tamamlanmaktadır. Arkasından bu görüntüler 3 boyutlu olarak her türlü kalp damarlarının içine dışına bakılabilmektedir. Dolayısıyla bugün artık biz sanal anjiyografiyi ya da kalp tomografisini daha ön plana almaktayız. Bir, hasta için daha konforlu. İki, hasta için yine daha ekonomik. Üçüncüsü komplikasyon riski çok çok az. Dördüncüsü doğruluk oranı en yüksek. Yani anjiyografiye en yüksek olan görüntüleme yöntemi. Diğer görüntüleme yöntemlerinden efor testinde duyarlılık ve özgürlük. Yani hastalığı saptama kapasitesi ve hastalık var dediğinde tutturabilme kapasitesinin düşük olduğunu görüyoruz. Yani duyarlılığı %67, özgürlüğü %77. Dolayısıyla hastaların kabaca %60'ında hastalığı saptayabiliyor ve %70'inde hastalık var dediklerinde %70'inde hastalık var. Efor testinin tanısal gücü artık oldukça azalmıştır. Diğer görüntüleme yöntemleri olan bu grupta kalp sintigrafisi de oldukça zahmetli bir görüntüleme yöntemidir. Kardiyak MR henüz ülkemizde bu amaçla yaygınlaşmamıştır. Dolayısıyla elde olan şu anda kalp tomografisi ya da sanal anjiyografidir. Hem ekonomik hem çok hızlı hem de doğruluk oranı %95'lere çıkmaktadır. Anjiyografi iyidir ancak çok gerekli olduğu zaman da hemen arkasında devam edilmesi, stent ve balona devam edilmesi bakımından avantaj taşıdığı için önemlidir. Çok dikkatli ve uzman ellerde yapılması gerekir.